Evet sevgili dostlar, 23 Ramazan 23. iftar akşamı, yine Sultan-ı Zaman programı ve yine Olay TV ekranlarında sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu akşam çok değerli iki konuğumla birlikte iftara yol alacağız. Öncelikle Bursa Müftülüğü İl Müftü Yardımcısı emekli hocamız Mustafa Uyar. Sayın hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun hocam. Mustafa hocamla bu akşam İslam'ın 5 temel esasından biri olan zekat konusunu işleyeceğiz. Zekat nedir? Nasıl hesaplanır? Nerelere verilir? Nasıl verilir? Zekatla ilgili sorular, en çok sorulan sorular, bunları konuşmaya çalışacağız. İftara doğru yol alırken sizleri de bu ekranlarda bizi dinlemeye davet ediyoruz efendim. İnşallah söylediklerimizden, bu ekranlardan size aktardıklarımızdan istifade edeceksiniz. Yine bu akşam okuyacak Kur'an'la gönül telimizi titretecek olan çok değerli kardeşim, meslektaşım, Ulu Cami müezzinlerinden Servet Gökmen hocam. Hocam siz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Evet. Hocam iyisiniz inşallah. Hocam sağ olun. Allah'a şükür. Ramazanınız mübarek olsun. Gerçi bir mukabele. Hepimizin, son 7 gün kaldı ama ben bütün konuklarıma böyle bir sözlü hepimizin Ramazan'ı mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Cenab-ı Hak nicelerine huzur içerisinde, sağlık içerisinde bütün kardeşlerimizi ulaştırsın diye dua i̇nşallah, edelim. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Evet sizin de Ramazanınız hayırlı olsun. İyisin inşallah. Servet hocam. Allah afiyet versin. Evet hocam. Bu akşam biz zekat konusunu işleyeceğiz ama ben her konuğuma daha program başlangıcında şunu soruyorum. Yani Mustafa Uyar baktığında Ramazan'la ilgili ne görüyor, neler düşünüyor? Evvela onu bir sizden alalım. Çünkü her konuğu emin olun Ramazan'ı farklı aksetti, anlattı bize. Çok farklı bir tat ve lezzet oldu. Evet. Evet. Ramazan tabii 11 ayın sultanı diyebiliriz. Bunu hayatımıza mümkün mertebe yansıtırız. Mesela ben akşam iftara yakın saatlerde caddelere çıktığım zaman o 5-10 dakika kala iftara yetişme heyecanını, ezana 5-10 dakika kala da sokakların boşaldığını görmekten büyük bir zevk alırım. Evet. İşte bu bile Ramazan'ın bir değişiklik getirdiğinin delili. Ama Ramazan bizim için niye önemlidir diye bakacak olursak 5 şey sayılabilir. Bunlardan birisi Ramazan Kur'an ayıdır. Yüce kitabımız mübarek Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır. Ayrıntıya girmeyelim. Evet. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik görevi Ramazan ayında verilmiştir. Evet. Üçüncüsü 1000 aydan daha hayırlı olduğu Yüce Rabbimiz tarafından bize bildirilen, ilan edilen mübarek Kadir gecesi mübarek Ramazan ayı içerisindedir. Dördüncüsü İnsanı melekleştiren oruç ibadeti Ramazan ayında bize farzdır. Ramazan dışında tuttuğumuz oruçlar kaza da olsa o Ramazan'da tuttuğumuzdan elde edeceğimiz sevabı, mükafatı elde edemeyiz. Hocam bir gün Ramazan orucu bir yıl boyunca tutulan oruçlara bedel olduğu ifade ediliyor. Evet. Biliyorsunuz bunu. Evet. Beşincisi de Cenab-ı Hak her zamandan daha çok kullarını bu mübarek Ramazan ayında affedeceğini bize bildiriyor. Dolayısıyla evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluştur demişiz. Evet. Bu şekilde uygulamışız. Ben Ramazan-ı Şerif'i en iyi değerlendirerek Ramazan'ın sonunda geçmiş günahlarından bağışlananlardan olmayı cümlemize Mevla nasip etsin. İnşallah, inşallah. Bütün seyircilerimizin, bütün din kardeşlerimiz için bu temennimiz geçerli. Evet. Evet hocam, zekat dedik. Yani zekatı önce bir tanıyalım isterseniz. Bir tanımlayalım zekatı. Evet. Şimdi zekat tarif edecek olursak zekatı şöyle şeyler görürüz. Maddeler. Zekat hicretin ikinci yılında oruçtan önce farz kılınmıştır. Yani muhtelif oruçtan, isimler, oruçtan evvel. Muhtelif isimler altında pek çok yerde namazla birlikte de 37 yerde zikredilmektedir. Ve akimussalah hemen akabinde ve etuzzeka. Mali bir ibadettir. Fakirler sınıfının zenginler sınıfından alacağıdır.
Evet. Ama hiçbir fakir... Ya da tersine çevirirsek zenginlerin fakirlere olan borcudur. Tabii ki burada hiçbir fakir herhangi bir zengine gidip de benim senden zekat alacağım var. Hı hı. Bunu bana vereceksin deme hakkına sahip değil. Elbette, o ayrı bir şey. Elbette. Ama ifade ettiğiniz gibi zenginlerin fakirlere olan borcudur. Evet. Verilmediği zaman, eda edilmediği zaman o borç ödenmemiş olur. Hı hı. Tarifine gelince şimdi zekatı ne anlamalıyız, ne anlayalım dediniz. Hı hı. Kelime anlamı taharet, temizlik, bereket, çoğalma, güzel övgü manalarına geliyor. Ne güzel. Ne bu kadar güzel. Manayı ifade ediyor zekat. Dini terim olarak da manası bir malın belli bir miktarını belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kısım Müslümanlara Yüce Allah'ın rızası için tamamen temlik etmek. Karşı tarafın mülkiyetine geçirmektir. Hı hı. Evet. Dolayısıyla zekatı böylece tarif etmiş olduk. Yani evet. Bir malın belli bir kısmını fakirlere temlik etmek, hı hı, zekatın farzlarından ve yerine getirildiği anlamlarından birisini teşkil evet etmektedir. Hocam şimdi zekatın bir verilme zamanı var muhakkak. Evet. Her ibadetin yapılma zamanı. Mesela cuma namazını cuma günleri kılarız. Evet. Beş vakit namazın sabah fecirde, efendim öğlen zuhurda, asr vak ikindi asr, efendim akşam güneş battıktan sonra yatsı işte sabah namazının vaktine kadar bunların ibadetlerinin belli saatleri, zamanları var. Mutlaka zekatın da bir zamanı var. Ama Müslümanlar bunu Ramazan ayı içerisinde vermeye gayret ederler. Evet. Niçin Ramazan içerisinde verirler? Veya başka bir zamanda verilebilir mi bu zekat? Şimdi kişi zengin olduğu andan itibaren hicri takvime göre üzerinden bir yıl geçince zekat evet ona farz olur. Ama Ramazan ayında vermek zekatın şartlarından değildir. Ramazan ayında verme mecburiyetimiz yoktur. Fakat Ramazan ayında yapmış olduğumuz ibadetler, taatlar daha çok sevap kazandırdığı için biz Müslümanlar da geleneksel olarak zekatımızı genellikle mübarek Ramazan ayında öderiz. Hı hı. Tabii zengin olma deyince bilhassa hanım kızlarımız evlenince tabii ona bir kısım ziynet eşyası hediye ediliyor, takılıyor, veriliyor. Mesela dün aramıştı bir bayan. Dedi ki işte 4 ay oldum ben evleneli. 1 sene geçmesi lazım. Evlenmeden önce zaten fakirdim. Evlenince bu nisaba malik oldum. Bu Ramazan vermeyip 6 ay sonra yani 1 yıl dolunca üzerinize 1 yıl dolunca farz olur. Ödenmesi gerekir. Ama siz o 1 yıl dolmadan zekatınızı verecek olursanız hem sevap kazanırsınız hem fakire fukaraya da destek olmuş olursunuz. Bu Ramazan'da başlatın. Bundan sonraki Ramazanlarda da Ramazan'da vermeye evet devam edin dedik. Ramazan'da evet vermemizin sebebi yapmış olduğumuz iyiliklerin, ibadetlerin kat kat daha fazla sevap kazanmasından dolayı, hı, evet, olmuş oluyor. Yani evet. Ramazan, hı, ayında Cenab-ı Hakk'ın Ramazan ayı içerisinde yapılan ibadetleri, efendim hayru hasenatları, zikir tesbihatları kat kat fazla vereceğini bize beyan ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla. Buna istinaden bizler de zekatı Ramazan'a denk getirmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Ramazan evet içinde vermeye çalışıyoruz. Evet. Yani evet aslında zekatın nisaba malik olduktan sonra bir kişi bir mal üzerinde onu bir yıl geçtikten sonra hicri olarak değil evet mi hocam? Evet, hicri. Hicri. Bizim yani kameri ibadetlerimiz, evet, efendim kandil gecelerimiz, Ramazanımız. Yani 365 gün değil, değil de 354 gün. Evet. 354 gün. Evet. Evet. Hocam zekat bir sosyal yardımlaşma, bir dayanışma. Zekatın dışında İslam'da sosyal dayanışma müesseseleri nelerdir? Yani bunlar mutlaka var da zekatın dışında ya da zekatla birlikte. Evet. Zekat farz. Yani toplumdaki o sosyal dengeyi, fakir zengin arasındaki sevgiyi hikmetlerinde bahsederiz. Birisi bu. İkincisi vacip olan sadaka-i fıtır. O da yine insanlar arasında bir transfer olmuş oluyor. Üçüncüsü garz-ı hasen. Hmm. Yani karşılıksız ödünç para vermek. Ödünç mal vermek.
karşıdaki Müslümanın ihtiyacını ödünç olarak karşılamak. Bunu da Yüce Rabbimiz... Karşılıksızdan kastınız neydi hocam? Herhangi bir faiz, herhangi bir menfaat beklemeyin. Fazlalık istemeden. Fazlalık istemeden. İlave bir şey istemeden. Biz istemeden. Garz-ı hasen diyoruz biz buna. Hı hı. Yani... Men zellezi yugridullâhe gardan hasenen feyudâifehu lehu ed'âfen kethîrâ. İşte karşılıksız vereni diyor Cenab-ı Hak kat kat artırır. Evet. Dördüncüsü de şimdi farz olan zekat, vacip olan sadakayı fıtır, garz-ı hasen, bunların yanı sıra bir diğeri de hayır kurumlarını yapmak. İhya etmek. İşte sadakayı cariye diyoruz biz de buna. Evet. Mesela iki ayeti kerimede ve bazı şeylerde sadakadan zekat anlaşılıyor. İnnemes sadakatü lil fukara. O ayeti kerime Tevbe 60. Ondan sonra yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Orada sadakadan işte biz zekatı anlıyoruz. Genel bir ifade. Dolayısıyla hayır kurumlarını yapmak sadakayı cariye denmiş. Sadakayı cariye orada insanlar faydalandığı sürece o hayır kurumundan insanlar ibadetini, taatını yaptığı sürece onu yapanın amel defteri kapanmaz ve oraya güzellikler, sevaplar yazılmaya devam eder. Evet. Bu ihsan duygusunun bir eseridir. Hı hı. Bugün işte pek çok vakıf eserler, camilerimiz, köprülerimiz, medreselerimiz, yollarımız sayılamayacak kadar sadaka-i cariye olarak yapılan eserler vardır. Evet. Ve insanlar buralardan hala faydalanıyorlar. Sizin görev yapmış olduğunuz Ulu Camimiz 1399. Evet. Hesap ettiğimiz zaman 720 senedir. Ya 600. 620 senedir insanlar ondan faydalanıyor. Evet. Ve onu yaptıranın sevap hazinesine de sevaplar yazılmaya devam ediyor. Bunun gibi. Evet. Bu geleneği... Şu geldi aklıma hocam. Efendim. Şimdi yani bir iş adamı, bir hayırsever dostumuz, X bir dostumuz, bir din kardeşimiz okul yaptırdı. Aradan 30 sene, 40 sene geçti, hayattan göçtü, gitti. Okul ihtiyaca cevap vermez hale geldi. Yıkıldı, yerine daha komplike bir şey yapıldı ama bu sefer başkaları tarafından yapıldı. O kardeşimizin yaptığı sadakayı cariye kesiliyor mu yoksa devam ediyor mu? O devam ediyordu. Devam ediyor, çünkü evet. O yaptırmış. Evet. Daha sonra gelenlerin de niyeti onun hayrını sona erdirmek değil. Evet. Onun hayrı ihtiyaca cevap vermediği için ihtiyaca cevap verecek hale getirmek. Evet. Sadece, dolayısıyla evet. Onların da daha önceki yaptıranın da hayrı devam eder. Ben bunu sayın seyircilerimiz bilsinler diye özellikle sordum. Yani bu soru çok geliyor hocam işte. Ben caminin şu köşesini yaptırdım. O köşesini yıktılar. Oraya başka bir şey yaptılar. Peki işte o köşe yıkılıp da amacının dışında bir hizmet vermeye başladı. Yok. İbadet kasıyla. O aynen devam ediyor. Devam sizin yaptırdığınız şey devam ediyor. Bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Diyoruz bunu genel anlamda seyircilerimiz duysun istedim o bakımdan. Bir evet. Anekdot olarak araya girsin istedim. Evet. Bu yani sosyal dayanışma müesseselerimiz, zekat bir sosyal dayanışma müessesesidir, sadaka-i fıtır bir sosyal dayanışma müessesesidir, garz-ı hasen bir sosyal dayanışma müessesesidir. İkrazat diye yazıyor şeyde mesela reklam yapıyor. O kelime işte ayeti kerimedeki o garz. İkrazat. Yugridullaha gardan hasenen. Evet, orada aslında iyi niyetli bir şey diyor o reklam orada. Seyircilerimiz yanılmasın ona. Reklam veriyor gazetelerde ikrazat diyor. İkrazat müessesesi, yani borç verme müessesesi. Evet. Yani, borç yani onu tabii buradaki borç verme herhangi bir karşılık beklemeksizin. Hocam karz, borç, hasen var sonunda bakın. Güzel bir borç vermek. Değil mi? Evet. Yani işin o tarafı var bir de. O olmayınca o karz pek fazla bir şey ifade etmiyor. Hasen olursa bir şey ifade etmiyor. Yani bizim görev yaptığımız, sizin görev yaptığınız ilk yıllarda emekli sandığı ikraz verirdi. Yani evet. Ama o yine faiziyle verirdi. Bodrodan tabii, kesilirdi. Evet. Tabii evet. İkraz. Evet. Şimdi zekat bir ibadet çeşidi. Evet. Evet. İslam'ın beş temel esasından biri ama mali bir ibadet.
Şimdi buradan yola çıkarak ben ibadet çeşitlerimize de bir girmek istiyorum hocam. İbadet çeşitlerimiz yani mali ibadetler, bedeni ibadetler, hem mali hem bedeni, işte bu buna benzer. Bunu içine alan, bunu kapsadığı ibadetlerden bahsetmek istiyorum. Bu konuda ne dersiniz? İbadet çeşitlerimiz. Şimdi bahsettiğiniz gibi ibadetleri biz yapılışı itibariyle üçe ayırıyoruz. Hı hı. Birincisi bedeni ibadetler, namaz, oruç gibi ibadetler. İkincisi evet, mali ibadetler, zekat, sadaka-i fıtır, kurban gibi ibadetler. Üçüncüsü de hem mali hem bedeni bir ibadet. Bu da hac ve umre. Hı hı. Şimdi neticesi nasıl olur diyecek olursak, yani bu bir bize yükümlülük getiriyor. Onu da seyircilerimizle paylaşalım. O da şu: mali, bedeni ibadetleri kişiler hangi şart altında olursa olsun kendileri yapmak mecburiyetindedir. Hı hı. Yani namaz, ayakta kılamıyorsa oturarak, oturarak kılamıyorsa ima ile kılamıyorsa gibi kendisi yapacak. Yani bir başkası onun yerine ona vekil olarak namaz kılamaz. Oruç aynı şekilde kişinin kendi bedeniyle yapması gereken bir ibadet. Yapamıyorsa onun fidyesini öder. Buna da gücü yetmiyorsa Cenab-ı Hak hiçbir şey sormaz, affeder. Mali ibadetleri hiçbir şart olmaksızın bir vekil yoluyla yaptırabilir. Mesela zengin birisi dedi ki al şu 10 bin liramı, 100 bin liramı al. Ben sana güveniyorum. İyi bir mutemedimsin sen benim. Bunu şu fakirlere benim adıma dağıt. Ve onu dağıtmasında hiçbir şey yok. Görev yerine gelir. Evet. Sadaka-i fıtır aynı şekilde yerine gelir. Haçta ise vekalet şartlı olarak caiz. Yani adamın imkanı var, kurrada çıkmış bugünkü tabirle, ama bedeni olarak haç yapacak takatta değil. O yerine işte bir başkasını gönderir. Orada da vekalet şartlı olarak caiz. Şart şu. Heh. Yani gidecek durumu, yani hacca gitmeye mani bir durumu var. Evet. Yolculuğa katlanamayacak durumu var. Maddi imkanları yerinde ama o yolculuğu bedenen yapma imkanı yok. Yok. Evet. Böyle biri yerine bedel gönderir, vekil gönderir. Hı hı. Ona hangi haccı yapacağını tembih eder. O da yapar, gelir. O üzerinden hac düşmüş olur. Hı hı. O vazifeyi yapmış olur kendisi. Evet. Şimdi konumuz zekat. Evet. Başından beri hep zekat olarak gidiyoruz. Zekat bir kimseye farz olabilmesi için, zekat vermek farz olabilmesi için. Evet. Yani nedir? Farziyetinin şartları nedir zekatın hocam? Bütün ibadetlerde olduğu gibi birincisi farziyetin şartları Müslüman olmak. Yani adam İslam dairesine girmeden ona herhangi bir yükümlülük, herhangi bir sorumluluk yoktur. Evvela Müslüman evet, olacak ki. Evet. İkincisi hür olmak. Esir ve köleler zekat vermekle mükellef değillerdir. Hı hı. Evet. Üçüncüsü akıllı olmak. Yani malını yönetecek akla sahip olmak lazım. Akla sahip olmak. Dördüncüsü de bülüğ çağına girmiş olmak. Sorumluluklar üzerine yüklenmiş olacak. Yani evet, şimdi vasileri, velileri çocukların malından zekat vermekle mükellef değildir. Onlar o çocuk kendi malını idare edecek noktaya gelinceye kadar en iyi şekilde o malı onu yönetecekler. Koruması gerekiyor, yönetmesi koruyacaklar, gerekiyor, artıracaklar, ama o malın zekatını vermekle mükellef olmayacaklar. Evet. Dolayısıyla evet, bunlar hocam, zekatın burayı bir farziyetin şey yapalım da şartı. Bu vasi olmak da çok zor bir hadise hocam ya. Şimdi bizim camide bir tane kendi halinde birisi vardı. Öldü, Allah rahmet etsin. Çok kibar ve temiz bir adamdı. Bizim camide olacağım ayakkabılıklarında duran, caminin temizliğiyle de ilgilenen bir Hüseyin abimiz vardı bizim. Şimdi camide değil, çalışmıyor, kendi işlerini yapıyor. O adamcağızın bir maaşı vardı. Tabii maaşını elinden alıyorlardı sağdan soldan, uyanıklar vardı. Bu ortaya çıkınca bu Hüseyin abi buna sahip çıktı. Mahkemede onu ona vasi tayin etti. Evet. Bir gün dedim ki Hüseyin abi nasıl gidiyor? Ya hocam hiç sorma dedi ya. O kadar zor bir iş aldım ki üzerime dedi. İçinden çıkamıyorum dedi yani.
Çok zor bu vasilik yapmak hocam. Yani adamın malını, parasını aldığını ve yediğini, içtiğini gider. Hepsini tek tek hesap etmek ve hesabını vermek durumunda. Hem dünyada hem de ukbada. Bu hem bizim mer'i mevzuatımızın gereği bu. Evet. Hem de dinimizin gereği de bu. Elbette. Yani şimdi hakimlerimiz vasiyi tayin ederken öyle gelişi güzel adamı tayin etmiyorlar. Onun ya. Sicilini, suce meylini, daha önceki durumunu. Evet. Yani bu iyi bir insandır. Bu kişinin malına ihanetlik etmez. İyi yönetir. Hı hı. Ondan sonra onu vasi tayin ediyor. Vasi tayin edildikten sonra da nerede ne harcadığını kayda almasını istiyor. Evet. Ki böyle olması lazım. Öyle olmalı, evet. Ve evet. Siz vasi deyince o geldi aklıma. Zor, gerçekten zor, evet. Evet. Bir de havaici asliyesi ve borcundan başka nisap miktarı mala sahip bulunmak. Yani bu zaruri ihtiyaçları, zaruri ihtiyaçları dışında nisaba malik. 81 gram altın diyoruz yuvarlak. Hı hı. İşte bunu bugün 190 lira civarında herhalde altının gramı. 200 olsa 16 bin lira mı eder? Evet. 15 bin lira diyelim biz. 15 bin lira ve bunun üzeri bir malı olmalı lazım ki. İhtiyaç dışı. İhtiyaç dışı. Bu adam zekat vermekle mükellef olsun. Ama bunun altında bir mesela çok bize sordukları sorulardan biri, daha sonra cevaplayacağız ama. Evet. Şu var. İşte efendim maaş alıyoruz, maaşımızla geçiniyoruz. Kenarda bir böyle bir birikintimiz var mı? Bu ille de TL olması şart değil. Altın olarak, döviz olarak, Türk lirası olarak, para grubundan bu 81 gram altın ve bunun karşılığı bir malın üstünde bir birikintisi yoksa onun zekat vermekle mükellef değil. Evet hocam, şey dediniz, havaici asliyesi dediniz. Onu bir açabilir miyiz? Yani bir şimdi, zaruri ihtiyaçlar zaruri anlamına ihtiyaçlar, geliyor. Kişinin, nedir zaruri ihtiyaç? Giydiği, yiyeceği, efendim yani İslam'ın ilk yıllarına göre bugün bizim gelir tablomuz da değişmiş. Şöyle i̇htiyaçlar değişmiş. Da değişti ama hocam. İhtiyaçlar yani. Da değişmiş. Aylık bir muntazam gelirimiz var diyelim ki. Ona göre borçlanıyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Yani burada mesela iki takım elbise dışında zaruri ihtiyaç değildir denmiş. Hı-hı. Ama bugün herhalde gardıroplarda 5-10 takımdan aşağı elbisesi yoktur insanımızın. Pek evet. Çok insanımızın. Dolayısıyla Cenab-ı Hak nimetini kulun üzerinde görmek ister deniyor hocam. Biraz oraya sığınıyoruz herhalde bu konuda. Evet. Evet. Bundan dolayı havaici asliye zaruri ihtiyaçlar. Mesela buzdolabı evinde kullanıyor. Çamaşır makinesi kullanıyor. Bulaşık makinesi kullanıyor. Bunlar bir değerdir. Rafları dolu değişik mutfak eşyaları. Bunlar kullandığı yatağı, koltuğu, somyası vesaire, bunlar zekata tabi şeyler değildir zaten. Yani binek değil mi? Bunlar binek evi, zekata binek. Tabi değil. Bir meslek sahibinin kullanmış olduğu alet, edevat zekata tabi değil. Mesleğini icra ederken mesleğini kullandığı. Mesleğini icra ediyor. Evet. Evet. Bu konuda herhalde bunları söylememiz yeterli olur. Evet. Yani bu zekat vermek için neler gerekir, hangi şartlar oluşması gerekir diye sorduk. Siz de evet. Zekata malik malı olması lazım. Yani ihtiyacından fazlası olması lazım dediniz. Evet. Bu da 81 grama tekabül ediyor. İhtiyaçlarından fazla olan, elini sürmedikleri, el sürmedikleri, kenarda duran, evet, ona ihtiyaç duyulmayan bir meblağ ise ondan zekat vermemiz. O kişi zekat vermekte evet, mükellef olmuş oluyor. Hocam şimdi elbette her ibadetin kendine has bir takım özellikleri ve hikmetleri var. Evet. Mutlaka zekatın da hikmetleri var. Nedir zekatın hikmeti, nedir? Hikmetleri nelerdir? Yani şöyle, verene, alana ne gibi bir şey var? Evet. Bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mallarınızı zekat ile koruyunuz. Evet. Hastalıklarınıza sadaka ile deva ediniz. Bela dalgalarını dua ile karşılayınız buyuruyor. Dolayısıyla mal bir noktada zekatın sigortası. Evet. Yani onun koruyucusu. Çünkü temizleyicisi de aynı temizleyicisi. Zamanda. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Evet. Orada da Cenab-ı Hak faizi mahveder, sadakaları artırır.
zekatları artırır buyuruyor Cenab-ı Hak. Malı koruma, yani onun bir nevi sigortası. İkincisi, mal ve servet insanı fena davranışlara sürükleyebilir. Zekat o fena davranışları yok eder. Bak ha, harcayabilirim seni. Allah ver diyor, veriyorum. Evet. Yani bu malla yani, imtihanın pek çok kardeşimiz rahat bir şekilde veremediğini şahit oluyoruz, görüyoruz. Evet. Yani daha önce o varlık size hükmedeceğine siz ona hükmediyorsunuz zekatla. Zekat vermekle o şekilde. Bir de şu var. Mesela zamanla çok böyle mazbut bir aile yaşantısı, cami cemaati gibi melekeleri olan bir arkadaşımız çok anormal bir servet sahibi olmuş. Bir bakıyoruz, o huzuru da kalmamış. Bunlara şahit oluyoruz, evet. Karşılaşıyoruz, gelip bize soruyorlar. Hı hı. Dolayısıyla mal ve serveti bak harcayabilirim. Zekat bunun örneğini göstermiş oluyor kişiye. Üçüncüsü, kalpte mala karşı aşırı bir sevgi vardır. Evet. Bizim bir darb-ı mesel hale gelmiş sözümüz vardır. Mal canın yongası denir. Ve bu da zararlıdır. Zekat vermek suretiyle kişi bu zarardan kendini koruyabiliyor. Evet. Bu da bir güzel melekedir. Toplumda karşılıklı sevgi ve saygı temin edilmiş olur. Zengin fakir birbirine düşman olmaz. Evet. Bunu şöyle bizim yaşımızdaki arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, seyircilerimiz bilecekler. 2000'li yılların başında biz bir kriz yaşadık. Bizim yaşadığımız dönemlerde Arjantin'de bir kriz yaşadı. Arjantin'de marketler yağma edildi. Kasaplar yağma edildi falan. Ama Allah'a şükür bizim ülkemiz onları yaşamadı. Niçin yaşamadı? Evet. O görünmeyen zekat vazifesi, görünmeyen sadaka-i fıtır vazifesi, Karz-ı Hasen mesela, Karz-ı Hasen vazifesi devreye girdi. Devreye girdi ve toplumun toplumsal problem olmasını engellemiş oldu. Evet. Bunun için toplumda karşılıklı sevgi ve saygı zekat sayesinde temin edilmiş olur. Zengin fakir birbirini hasım, düşman olarak değil, kendi haline şükreder, bir hal olarak görür. Yani, evet, şunu da yine sizin dostlarınız var, bizim dostlarımız var, fakir dostlarımız var, zengin dostlarımız var. Zengin kardeşlerimizin imtihanı bence fakir kardeşlerimizin imtihanından daha ağır. Evet. İnşallah o imtihanı başarıyla inşallah verirler diye dua edelim. İnşallah. Ben tanıdığım bu konuda en azından Bursa'daki dostlarımızın, sanayici dostlarımızın bu konuda hassas olduklarını ben biliyorum. Ne güzel. Birçoklarına şahit oldum ben. Dolayısıyla Bursa'da bu müessesenin çok iyi çalıştığı kanaatini taşıyorum açıkçası. Yani zekat vermekle zengin, fakiri küçük görmekten, hor görmekten, hakir görmekten bir defa kendisini arındırıyor gibi geliyor bana. Bir ikincisi, siz dediniz de hani zengin fakir dayanışması, kaynaşması. Fakir de zenginin malında gözü olmaktan çıkıyor. Evet. Yani belki o varlıklı olan kardeşimiz, atıyorum 100 lira malı var, 10 kuruşunu veriyor. Atıyorum 10 kuruşunu veriyor. Yani zekat olarak o kadar denk geliyor. 10 kuruşla bu fakirin hem işini, ihtiyacını görüyor. Tabii bir normal bir örnek verdiğim için bu kuruşu söyledim. Yoksa öyle bir şey değil tabii de. Hem o fakir kardeşimizin işini, ihtiyacını görüyor, hem de ona olan, malına olan düşmanlığını ortadan kaldırmış olur sizin ifadenizde. Evet, Bursa'da bu konuda ben hassas olduklarını, birçok sanayici dostumun hassas olduğunu görüyorum. Bu konuda kanaatim olumlu yönde. Evet. Cenab-ı Hak diğer hassasiyeti zayıf olan kardeşlerimizin de hassasiyetini yükseltsin. İnşallah, inşallah. Şimdi dünyanın garip, fakir, sıkıntılı yerlerine nüfus oranına göre en çok yardım eden bir ülkeyiz. Evet. Yani mesela Filistin'de cami yıkılmış, yapılacak. Biz imdada koşuyoruz. Hı hı. Filistin'deki insanlar aç kalmış, çocuk bezi bulamamış, ilaç bulamamış. Biz imdada koşuyoruz. Şöyle dua edelim yine de. Hani bu
zengin, petrol zengini ülkeler bizim gösterdiğimiz hassasiyetin onda birini, yüzde birini göstermiyorlar. Maalesef. Gittiğimizde bu maalesef şikayetleri görüyoruz. Alıyoruz. Maalesef hocam. Sizin... Cenab-ı Hak onlara da izan evet versin, insaf versin, akıl versin. İnşallah. İsraftan kurtarsın. İnşallah. Hocam siz de mutlaka çıktınız, yurt dışına çıktınız da. Şimdi ben gerek Balkanlara gerek Avrupa'da birçok yere gittim. Avrupa'da pek böyle belirgin değil de Balkanlarda bizim ülkemizin insanının götürdüğü hayri hizmetler o kadar çok üst düzeyde ki emin olun bazen gözlerim yaşarıyor benim. Mesela Saraybosna'da Alioğlu Veli, isim vermiyorum buradan, yazmış oraya. Hatta yazılmasını bile istememiş. Bir cami almış temelden, ihya etmiş, kaldırmış. Bizim bir uluslararası çalışan bir kuruluşumuz var, TİKA. Emin olun yaptığı o kadar çok şey var ki, o kadar çok şey var ki, belki yasal zemine oturtulması için böyle bir kurum oluşturuldu ve bu kurum vasıtasıyla bir takım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hizmetleri oralara gidiyor. Bu bazen gözlerim yaşarıyor. Emin olun bakın. Ben burada bu konuda bunu ifade etmek durumunda hissettim kendimi açıkçası. Ben 4-5 ay önce Kudüs ziyaretimiz olmuştu. Dolayısıyla hı hı, Filistin bazı şehirlerine de gittik. Ayrı bir problemler, sıkıntılar. TİKA deyince bu Kudüs Mescid-i Aksa'nın çıkışında eski bizim paşalarımızın mezarları, Müslüman mezarlığını TİKA onarmış. Hı hı. O da gayet güzel bir şekilde orada görünüyor. Evet. TİKA tarafından düzenlenmiştir. Evet, neyse hocam diye biraz konunun dışına çıkar gibi evet, ama neticede hayırlı hizmetler, sadaka-i cariye konumunda olan şeyler bunlar da. Yine de bunları evet bahsetmiş olduk. Zekatı anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Ancak biz tabii bir reklam vermemiz icap ediyor. Tamam. Bir ara vereceğiz. Ondan sonra reklamlardan sonra tekrar zekat konusuna devam edeceğiz. İnşallah. Hem sevgili seyirciler, Sayın Hocamız müftü muavinliği yaptığı için gerek zekatla ilgili, gerek Ramazan'la ilgili, gerek güncel konularla alakalı birçok soruya muhatap oluyor. Dolayısıyla ben o soruları da kendisine soracağım. Bu konularla alakalı kendisinin bilgisinden istifade edeceğiz inşallah. Şimdi reklamlar, reklamlardan sonra yine buradayız efendim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تقين من جاء بالحسنة فله خير منها وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ
السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك بك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sevgili hocam çok teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Bu güzel kıraatinizle bizleri mest ettiniz, hoşnut ettiniz. Allah sizden razı olsun inşallah. Evet, hocamız besmele ile başladı. Sadakallahul azim dedi. Allah ne güzel söyledi. Evet, biz de meali okumaya besmele ile başlayalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunluk çıkarmak isteyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki,
kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir ilaha, Tanrı'ya yalvarma. Ondan başka Tanrı yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Evet sevgili seyirciler, inanıyoruz, iman ediyoruz ve biz mutlaka bir gün O'na döndürüleceğiz. İnşallah o dönüşümüz iyi bir mümin olarak, iyi bir Müslüman olarak o dönüşü layıkıyla mahcup olmadan Allah'ın huzuruna çıkacak şekilde bir ömür sürerek yapmayı bizlere Cenab-ı Hak lütfetsin. Evet, programımızın birinci bölümünde zekattan bahsediyorduk. Zekat nedir? Nasıl verilir? Nerelere verilir? Kimlere verilir? Devam ediyoruz. Hikmetlerinden bahsediyorduk hocam. Bir orada ben reklama girmek durumunda kaldık. Evet hocam, zekatın hikmetlerinde kalmıştık. Devam edelim. Nedir zekatın hikmetleri? Her şeyden önce tabii biz ibadetleri Rabbimiz emrettiği için elbette yaparız. Kulluk görevimizi yerine getirmek için yaparız. Hı-hı. Ama bunun pek çok hikmetleri de vardır. Mutlaka. Hikmetler bizim için birinci hedef değildir. Onlar kendiliğinden evet yerine gelmiş olur. Allah'ın nimetlerine bir şükürdür dedik. Bir tanesi de bir kişinin zengin olmasında, yani zekat verecek hale gelmesinde, içinde yaşadığı toplumun katkıları vardır. Mutlaka, evet. O toplumun birbirlerine hakları geçmiş olabilir. O topluma iş yapmıştır, mal satmıştır, efendim ana... Ya da mal almıştır. Mal almıştır. Ham madde almıştır, evet. Kişi ne kadar güçlü olursa olsun her şeyi kendi yapmasını Cenab-ı Hak o şekilde yaratmamış. Birbirine muhtaç yaratmış. Bu vesileyle haklar geçmiş olabilir. Zekat vasıtasıyla haklar bir noktada iade edilmiş, yerine getirilmiş olur. Zekat vermekle. Vermekle. Evet. Bunu da bu şekilde belirtmeye çalıştık inşallah. Evet hocam, zekat artık anlattık. Tarifini yaptık. Efendim hikmetlerinden bahsettik. Hangi şartlarda verilir dedik. Ne kadar verilir dedik. Kimlere verilir zekat hocam? Bunun ölçüsünü... Zekata verecek bir duruma geldik. Kime vereceğiz biz zekatımızı? Tevbe suresi 60. ayet. Evet. Sıralıyor. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينَ اِلَى اَخِرِهِ Bu ayette 8 sınıf insan sayılıyor. Zekat verilecek kişiler olarak. Birincisi fakirler. Fakirin tarifi, nisap miktarına malik bir mala sahip olmayan. Evet. Yani geçimini devam ettiriyor. Ama işte kıt kanaat geçimi. İkincisi miskinler. Miskinse bizim Türkçe tabirimizle züğürt. Hiçbir şey yok. Yani sabahtan akşama, akşamdan sabaha yiyeceği olmayan. Bu fakirlerden daha düşkün. İkincisi bu. Üçüncüsü sadakaların üzerine memur olanlar. Peygamber Aleyhisselam döneminde ve İslam'ın ilk dönemlerinde zekat memurları vardı. Bunlar gidip zekatları topluyorlar. Hazineye getiriyorlar. Oradan dağıtılıyor. Oradan yerine getiriliyordu. Bunlara da zekat verilir. Ama bugün öyle bir kesim yok. Sonunda söyleyelim onlar hocam, evet, müsaadenizle. Dördüncüsü kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenler. Müellefe-i kulüp. Kulüp. Evet. Diyoruz. Bu iki türlü zekat vermek suretiyle ya onun zararından, şerrinden korunmuş oluruz. Hı hı. Veyahut da onun bir an önce hak dine girmesine vesile olmuş oluruz. Üçüncüsü de bu. Dördüncüsü bu. Beşincisi köleler ve esirler. Kölelikten ve esirlikten kurtulmak isteyenlere. Altıncısı borçlular. Evet. Yani borcundan başka fazla nisaba malik olmayan. Altıncısı da bu. Hı hı. Yedincisi Allah yolunda ve fi sebilillah. Yani bunu müfessirlerimiz
koruma amaçlı askere silah alıveren, askere deve temin eden, askere at temin eden gibi. Ama bugün artık Allah'a şükür bu kurumsal olarak yerine getirilmiş. Beşinci Allah yolunda dediğimiz bu. Sekizincisi de yolda kalmışa. Memleketinde zengin bile olsa yolda kalmış olan kişiye zekat verilir. Yalnız bugün artık bu para transferleri siz buradan anında yatırıyorsunuz. Ülkemizin en ücra köşesinde onu alma imkanına sahip var. Yani bu imkanlar yoksa ona da verilebilir. Hazreti Ömer devrinden itibaren kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere ihtiyaç olmamış. Yani bu demek değil ki ayeti kerimenin hükmü kalmadı. Ayeti kerimenin hükmü yerinde duruyor. Ama yarın böyle bir ihtiyaç duyulduğu zaman yine verilebilir. Ondan hocam, sonra kalpleri İslam'a ısındırılmak isteyenleri biraz açar mıyız hocam? Yani müellefeyi kurup işte biraz iki türlü. Kim bunlar yani? Henüz Müslüman değil. Ama Müslümanlara sempatiyle bakıyor. Evet. Bir onun elinden tutulduğu zaman Müslüman olması bekleniyor. Hı hı. Onlara. Evet. Şimdi bunlardan bugün fakirler hala var toplumda. Miskinler hala var. Efendim zekat memurları yok. Bu artık kişilerin vicdanına, kişilere bırakılmış. Kurumsal olarak bilebildiğim kadarıyla Malezya'da var. Orada zekat fonu varmış. Zekatlar devlet eliyle toplanıyor ve devlet eliyle taksim ediliyor, dağıtılıyor. Diğeri borçlular, köleler, esirler, o da yok. Yani kölelikten, esirlikten kurtaracağımız insan yok. Borçlu olanları da borcundan kurtarmak için zekatlar bunlara verilebilir. Allah yolundaki harcama derken onu ve fi sebilillahi müfessirlerimiz işte cihat eden, savaşanlara diye şey etmişler. Bu da kurumsal olarak yerine getiriliyor. Bir sıkıntısı yok. Bu ayeti kerime işte zekat kimlere verili cevaplıyor. Evet. Bundan çıkarılan hükümler neticesinde de biz diyoruz ki zekat zenginlere verilmez. Evet. Zekat bakma mükellefi olduğumuz ana baba dede nine diye yukarıya verilmez. Usul ve furu dediğimiz. Usul ve furu dediğimiz. Evet. Zekat, yukarı doğru ve aşağı doğru. Çocuklar, torunlar aşağıya doğru. Yanlara çıktığımız zekat zaman verilmez. Amca, dayı, teyze, hala, kardeş, amca, evet. Dayı, hala, teyze, onlara zekat vermek, onlar muhtaçlarsa onlara vermek daha da faziletli. Önce onları düşünmek. Daha evladır. Evvela onları gözetmek. Ama yani mal dışarı gitmesin diye de düşünmemek lazım. O, değil mi hocam ya? Öyle olmaz inşallah. İnşallah. Şimdi işte bunlara zekat yani yukarıya doğru usul, aşağıya doğru furu, dışındaki akrabalar zekat verilir onlara. İhtiyaçları varsa önce onlar tercih edilmeli. Önce onlar tercih edilmeli. Evet. Şimdi bu seyircilerimizi, vatandaşlarımızı uyarmak istediğimiz bir nokta, o da şu. Tabii esnafımızı ziyaret ettiğimiz zaman yanında otururken kapısına biri geliyor. İşte muhtacım, zekatını, sadakayı, fıtrını bana ver. Onu talibim gibi. Bu orada dikkatli olmak lazım. Şöyle dikkatli olmak lazım. Bugün gerçekten sosyal yardımlaşma vakıflarıyla vesaireyle devlet inceliyor, araştırıyor. Onlara zaten muhtaçlığını giderecek kadar destek olmaya, yardımcı olmaya çalışılıyor. Fakat Ulu Cami'nin kapısında dilenen, dükkan dolaşanların pek çoğu muhtaç değil oldukları basından, zabıtanın yakaladığında öğrenmiş oluyoruz. Mesela Konya'da biri birkaç yıl önce yakalanmıştı. Banka cüzdanlarında 500 milyon gibi veya bir rakam parasının olduğu ortaya çıktı. 500 bin lira gibi. Evet. Dolayısıyla bunları azarlamayalım. Efendim kalplerini kıracak şekilde davranmayalım. Yardım edelim ama zekatımızı ve sadakayı fıtrımızı mutlaka en uygun tanıdığımızın iyi tanıdığı fakirleri bulmaya, tespit etmeye çalışalım. Bu da bir görevimiz aslında. Şimdi hocam biz zekatı
verme nisabını anlatırken normal kenarda bir parası ya da malı olanlar için düşündük. Bir de tabii siz şimdi esnaf deyince o geldi benim aklıma. Yani ticaret malının da bir zekatı var. Onu nasıl, onun yıl geçmesi gerekiyor mu? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu esnaf kardeşlerimiz de var, seyircilerimiz arasında, bunlar dinliyorlar bizi. Mutlaka birçokları bunu biliyorlar ama belki unutmuş olanlar da vardır diye benim de aklıma gelince sorma ihtiyacı hissettim doğrusu. Evet. Yani bu yıl geçmesi gerekir mi? Zekata mal, altın, gümüş ve diğer paralar zekata tabi. Ziynet eşyaları, bilezik, küpe vesaire zekata tabi. Ticaret malları zekata tabi. Yani onun ölçüsü, yani şimdi ölçüsü derken şu zamanı esnafımızın dükkanında kullandığı rafı, malzemesi, yani o demirbaş dediğimiz, hı hı, eşya zekata tabi değil. Evet. Ama hareketli sermaye zekata satılan, tabi. Satılan, geri alınan, yani alınan, satılan zekata tabi. Şimdi vatandaşımız bir, kasasını açtı, nakit parası ortada. Evet. İki, kesin dönecekleri ortada. Evet. Dedi ki 50 bin lira kasamda var. 100 bin lira alacağım var. Evet. Bunlar günü gelince ödenecek. Hı-hı. Batak değil. Hı-hı. Dükkanımda 200 bin liralık malım var. 500 bin liralık malım var. Hı-hı. Bunları bir tarafa yazdı. Hı-hı. Yani nakit, kuvvetli alacak, hareketli, dükkanda alınıp satılan mal, bunları topladı. Öbür tarafa geçti borçları. Hı hı. Bu, evet, yıl içinde ödenecekler. Hı hı. Şimdi bunun niye bu yıl içinde ödenecekler diyorum. Mesela bugün vatandaşımızın artık 20 yıl, 30 yıl, 10 yıl borçlanma imkanları var. Hı. Yani şimdi 10 yıllık borcu kattığı zaman onun hiç zekat ödememesi lazım. Deniyor ki 1 yıllık borcu, hı, düşülecek. Evet. Diğerleri hayır, onu güvenerek bir dahaki sene hesaplanacak. Dolayısıyla vatandaşımız nakit parasını topladı. Hareketli sermayesini topladı. Kuvvetli alacağını topladı. Borcunu düştü. Kalanın %2,5'u. Evet. Binde 25'i. Hı hı. Zekat olarak ödenmesi gerekir. Evet. Şimdi ben şunu da merak ediyorum doğrusu seyircilerimizle birlikte. Yani ben esnafım veya işte ticaret yapıyorum. Şunu aldım, koydum rafıma, satıyorum ama bu arada bunu da ilave ettim yanına. Buradan bir kısmı eksildi, bir daha koydum ben. Aldım, verdim, sattım falan. Yani sürekli bir sirkülasyon oldu. Ben en son aldığım malı da açtığım günden itibaren gelenlerle birlikte mi hesaplamam gerekiyor? Veya o gün sattığım malı? Şöyle, şimdi burada üzerinde duracağımız husus şu. Vatandaşımız onu zaman zaman soruyor. Diyor ki benim geçen sene 200 bin liram vardı. 200 bin lira üzerinden zekat verdim. Bu sene 300 bin liram var. Hmm. O 200 binin üzerinden bir yıl geçti ama bu 100 binin üzerinden bir yıl geçmedi. Bunun da mı zekatını vereceğim? Hmm. Şimdi kural şu. Yıl içinde artma ve eksilmeler itibara alınmaz. Yani evet. Ticaret mallarında bu. Ticaret malında yıl içinde artma eksilme itibara alınmaz. Sene sonuna bakıyoruz. Geçen yıl zekat mükellefi olan bir kardeşimiz, hı-hı, bu sene yıl sonunda hesap etti. O hesaba göre zekatını yapmak ve uygulamak durumunda. Hocam şimdi benim şu an aklıma geldi. Zekatın dışında ama yani çok özür dilerim yani sizin böyle biraz konunun dışına çıkarıyorum sizi. Şimdi zekattan ziyade mesela zekat da bunun içine girebilir. Fidye. Diyelim ben orucumu tutamadım. Gelinim var. Ya da damadım var. Her neyse. Evet. Tutup onlara zekat, fidyemi verebilir miyim? Ya da zekatımdan bir miktar onlara verebilir miyim? Din İşleri Yüksek Kurulumuza bu sorular sorulmuş. Hı-hı. Onların cevabı şu. Kayınpedere, kayınvalideye fakir olmaları şartıyla. Damada ve geline fakir olmaları şartıyla zekat verilebilir. Çünkü onlara bakma mecburiyeti yoktur. Hmm. Bu kurul kararını da vatandaşlarımıza iletmiş olduk. Heh, evet. Ama onun mülkiyetine geçtikten sonra artık onu kime yedirirse o şey değil. Evet. Şimdi hocam zekatı vereceğiz. Evet. Bu her şeyin bir adabı var. İbadete başlarken bile yani namaza, işte oruca bir takım ritüeller var. Elbette zekatın da bir adabı var, verme adabı vardır elbette, değil mi hocam?
Yani ne yapmamız lazım? Zekat bereket, nelere dikkat etmemiz lazım? Adabını söylerim inşallah ama ondan önce ben bir notumu da ileteyim. Kurumlara zekat verilir mi? Mesela burada kurumlar, bizim İsmail Hakkı Tekkesi, sizin de bir zaman okuduğunuz Kur'an kursumuz 1951 yılından beri bu topluma, Bursa'ya hizmet ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı yurt içinde yurt dışında fakirlere hizmet ediyor. Bizim İsmail Hakkı Kur'an kursumuzun da bildiğim o. Hocam müşahhas bir örnek de buna benzer kurumlar diyelim. Buna benzer kurumlar. Yani diğer Kur'an kurslarımız alınmasınlar o bakımdan diyorum hocam. Tabii. Onlar da bu konuyu bildikleri için zekatı, sadakayı, fıtrı ayrı bir hesapta topluyorlar. Öyle olmalı değil yani mi? Yani sizden 500 lira almış, zekat olarak almış. Hı hı. Bunu zekatın harcanacağı yere harcıyor. Yere harcamalı, evet. 20 lira fitre olarak almış. Hocam bu konu çok 200 lira fidye olarak almış. Evet. Ama bunu zekatın harcanacağı yerlere harcadıkları için bizim bu yatılı Kur'an kurslarımızda ve Türkiye Diyanet Vakfı'nda uygulama böyle. Eğer kurumlar böyle bir hassasiyet gösteriliyorsa zekatı, sadakayı, fıtrı ayrı alıyor, fidyeyi ayrı alıyor, onları harcanacak yere harcıyorsa sıkıntı yok. Evet. Ama kurumlara verilebilir. Ya bana diyorsunuz. Geldi bu. Ben bununla bir an önce işte gazetemin tıracını artırayım. Hı-hı. Efendim ihtiyaç bulunan binayı yapayım. Hı-hı. Gibi şeylere veriliyorsa bunlar uygun karşılanmıyor. Hocam bir buçuk dakikamız görünüyor. Kaldı. Ben size mutlaka çok ilginç sorular geliyordur. Hem Ramazan hem zekat hem oruçla ilgili. Sizin böyle aklınıza gelen yaklaşık bir buçuk dakika bir zamanımız kaldı. Size gelen sorular vardı mutlaka. Çok ilginç olanlarından, seyircilerimizin dikkatini çekebilecek olanlardan birkaç örnek şey yaparsanız ben tabii size... Bu zekat konusunu işlerken unutulan veya uygulanmayan bir zekat türümüz daha var bizim, öşür. Ha evet. Toprak mahsullerinin zekatı. Evet. Bu eğer bunun limiti de yok. Yani bir miktarı da yok. Ürettiğinin yağmur suyuyla sulanıyorsa %10'unu, ücretli suyla sulayıyorsa %5'ini zekat olarak vermesi lazım. Tabii bugün tarım da değişti. Diyor ki Din İşleri Yüksek Kurulu bunu görüşmüş, karara bağlamış. Girdileri düştükten sonra gübre veriyor, ilaç veriyor. Efendim birkaç defa ilaç verme durumunda kalıyor. Hı hı. Bunları vermek suretiyle bu zekatlarımızı da orada da vermek lazım. Evet. Vatandaşımız bunu biraz uygulamakta ihmalkar davranıyor. İnşallah bunu iyi bir şekilde belirtmiş olduk hocam. Uygularız. Ama süremiz doldu. Doldu maalesef hocam. Evet. Doldu süremiz. Çünkü ezan vakti de geldi. Gelmeden evvel bir ara vermemiz gerekiyor. Tamam. Mutlaka sizin önemli bahsetmeniz gereken şeyler var ama inşallah bir başka programda hocam. İnşallah. Katıldınız, şeref verdiniz, programımıza katkı koydunuz. Çok teşekkür ederim. Hoş sefa geldiniz. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. İftara iyice yaklaştık. Malum her akşam biz bu dilden ne dökülürse dua ile iftarı karşılamaya çalışıyoruz. Buyurun, iftar vaktidir. Dua saatidir, dua vaktidir. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Sümme elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ya Rab, bizi kendine kul, Habibine ümmet kıldın. İlahi ömrümüzün sonuna kadar o şekilde ömür sürmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Maddi manevi bahtlarını açık eyle Allah'ım. Hem onlar hem bizleri, hem bu alemde hem de öbür alemde mahcup etme ya Rabbi. Mahrum etme Allah'ın boyunlarını ve boyunlarımızı bükme. Oruçlarımızı kabul eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Duamızı da makbul ve muteber eyle. Devletimizi kaim, milletimizi baki eyle. Lillahil Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إلا الله